Önceki videoda Grignard reaktiflerinin nasıl elde edildiğini ve Grignard reaktiflerini kullanarak primer, sekonder ve tersiyer alkollerin nasıl oluşturulduğunu görmüştük. Bu videoda ise alkoller için geriye doğru giderek nasıl retrosentez yapılabileceğine ve bunun için hangi Grignard reaktiflerinin kullanılabileceğine bakacağız. Daha sonra Grignard reaktiflerinin esterlerle girdiği tepkimeleri inceleyeceğiz. Alkol molekülümüzü burada görüyoruz. Buradan geriye doğru gitmemiz gerekiyor. Retrosentezden yararlanarak Grignard reaktifini kullanarak bu alkolün nasıl elde edildiğine bakabiliriz. Aslında bunun pek çok yolu var. Yani mekanizmayı iyi bildiğimizi varsayarak öncesinde karbonil karbon olan kısma alkil grubu eklememiz gerektiğini de tahmin edebiliriz. Karbonil karbon önce oksijene bağlıydı geriye doğru gittiğimize göre bunun karbonil karbonumuz olduğunu söyleyebiliriz. Buraya da çizelim. Böylece karbonil karbona alkil grubu eklemiş olduk. Geriye doğru gittiğimize göre kurulan bağları kırmamız da mümkün. Yani alkil grubunun burada gördüğünüz metil grubunun bağını kıralım. Bu sayede ilk başta tepkimeye giren maddeleri bulabiliriz. Yani buradaki bağ ilk başta aslında yoktu. Tepkimeye giren maddeleri de çizelim. Burada benzen halkamız var. Benzen halkası da öncesinde karbonil-karbon olan kısma doğrudan bağlı. Karbonil-karbon işte burada. Sağ taraftaki etil grubu halen burada. Mekanizmaya bir metil grubu eklemiş olduk. Bu metil grubu da Grignard reaktifinden gelmiş olmalı. Yani Grignard reaktifini çizerken bunun bir metil grubu olduğunu bilmemiz önemli. Önceki videodaki örneklerde kullandığımız metil-manizyum bromürü burada da kullanabiliriz. Sağda gördüğümüz iki madde tepkimeye giren maddeler. Solda da ürün kısmında alkolümüzü görüyoruz. Ne yaptığımızı tam olarak anlamadıysanız unutmayın tepkimede geriye doğru gittik. Önceki videoda bu metil grubunun eksi yüklü bir karbanyon olduğunu görmüştük. Bu karbanyon da bu şekilde karbonil karbona hücum ederek buradaki elektronların oksijene doğru itilmesine sebep olacak. İlk aşamada reaktiflerimizi yani Grignard reaktifini ve üstteki ketonu eklediğimizde eteri de çözücü madde olarak kullanmamız gerekiyor. İkinci aşamada da solda ürün kısmında gördüğümüz alkolü elde etmek için alkoksitlere proton eklememiz gerekiyor. Yani burada ihtiyacımız olan h 3 artı. Bu şekilde tepkimede geri doğru giderek solda gördüğümüz alkolü elde etmek için kullanılan ve baştan tepkimeye giren maddeleri bulabiliriz. Ancak bunu bulmanın tek yolu bu değil. Burada alkolü yeniden çizerek aynı alkolü başka hangi şekilde sentezleyebileceğimize bakalım. Evet şimdi sol taraftaki alkol molekülünü yeniden çizelim ve başka hangi şekilde bunu elde edebileceğimize bakalım. Alkol molekülümüzü burada görüyoruz. Öncesinde karbonil karbonumuzun nerede olduğunu belirlemiştik. Buradaki oksijene bağlı olacak. Buradaki alkil gruplarının tamamı da bu moleküle bağlı. Şimdi de alkil grubunun oluşturduğu bağ kıralım. Bu sefer sağdaki alkil grubunun oluşturduğu bağ kıralım. Burada retrosentezden yararlanıyoruz. Yani tepkimede geriye doğru gidiyoruz. Karbonil bileşiklerini çizdiğimizde benzen halkasının bozulmadan durduğunu görebiliriz. Kırmızı karbonda karbonil karbonumuz olacak. İşte bu şekilde. Peki bu karbonile ne bağlı? Metil grubu. Bu sefer metil grubumuz sol tarafta. Bu durumda alkil grubunun sağ tarafta oluşturduğu bağ kırdığımız metil grubu olduğunu söyleyebiliriz. Yani Grignard reaktifimiz etil grubunun kaynağı durumunda. Şimdi de manezyumla bağ kuran bir etil grubu çizelim. Yani elimizde etil manezyum bromür molekülü var. Bu da bize sol tarafta gördüğünüz alkolü verecektir. Aslında aynı yerden yola çıktık. Aynı mekanizmayı kullandık. Burada gördüğünüz karbon, karbon ile hücum ederek buradaki elektronları iter. Bir kez daha hatırlatalım. Bu sentezin ilk aşamasını dietil eter kullanarak gerçekleştirdik. İkinci aşamada da alkolü elde etmek için bu şekilde proton ekledik. Şimdi de bu alkolü elde etmenin başka bir yoluna bakalım. Burada stereo kimyayı düşünmesek de olur. Çünkü aranızda bazılarının bu karbonun kiralite merkezi olduğunu düşündüğünü biliyorum. Burada sadece gördüğümüz alkolleri elde etmeye çalışıyoruz. Elde ettiğimiz ürünleri stereo kimya açısından incelememize gerek yok. Benzen halkasını çizerek başlayalım. Burada da aynı alkolü elde etmeye çalışacağız. Yine aynı şekilde tepkime de geriye doğru gitmemiz gerekiyor. İşte karbonil karbonumuz. Bu sefer burada oluşan bağ kıralım. Yani Grignard reaktifimiz olarak buradaki alkil grubunu kullanacağız. İşte bu alkolü elde etmenin üçüncü farklı yolu. Devam edelim. Bu sefer benzen halkasındaki bağ akırdık ve bu sefer buradaki molekül Grignard reaktifimiz olur. Yani benzen halkasındaki bu karbonun manezyumla iyonik bir bağ kurması gerekiyor. Buna fenil grubu diyoruz. Bu durumda bu Grignard reaktifini fenil manezyum bromür olarak adlandırabiliriz. Sağda kullanacağımız ketonun da iskeletini bu sayede görmemiz mümkün. Yani elimizde bir karbonil var. Şimdi neler olacağına bakalım. Sol tarafta bir metil grubu, sağ tarafta bir etil grubu var. Aynı şekilde bu ikisini eter kullanarak karıştırıp elde edilen kısıma proton eklersek sol tarafta gördüğümüz alkolü elde edebiliriz. Evet, burada aynı alkolü sentezlemenin 3 farklı yolu olduğunu görüyoruz. Tek yapmamız gereken alkil grubunu ve tepkimeye ne eklememiz gerektiğini bulmak. Şimdi de Grignard reaktiflerinin esterle girdiği genel bir tepkimeye bakalım. Burada yazdığım Grignard reaktifimiz olsun. Bu sefer bunu bir esterle tepkimeye sokalım. Yani burası R üssü olur. Grignard reaktifindeki R grubuyla karışmaması için de bunu R üssü üssü olarak adlandırdım. Aynı şekilde ikinci aşamada H3O artı eklememiz gerekiyor. Bu örnekte Grignard reaktifi karbonil karbona iki kez eklenilecek. Burada ürün elde etmek için gerekli olan OH molekülünü görüyoruz. Bu alkolleri sentezlemenin diğer bir yolu. R üssü grubu da halen bu karbona bağlı. Grignard reaktifinden gelen R grubunu da buraya iki kez eklememiz gerekecek. Dikkatle baktığımızda R üssü grubunun ve buradaki karbonun esterden geldiğini görebiliriz. Aynı şekilde buradaki oksijen de öyle. Grignard reaktifinden gelen burada gördüğümüz R grubu da mekanizmaya iki kere eklenmiş olacak. Şimdi de mekanizmada neler olacağına bakalım. Esterle başlayalım. Burası R üssü C çift bağ O O R üssü üssü olacak. Ortaklanmamış S elektron çiftlerini de yerine yerleştirelim. Önceki videoda buradaki karbonilde polarize bağ olduğunu görmüştük. Bu durumda oksijen kısmi negatif, karbonda kısmi pozitif hale gelir. Kısmi pozitif hale gelen karbon elektrofil olur. Elektron kaynağının Grignard reaktifinden geldiğini biliyoruz. Çünkü Grignard reaktifindeki R grubunun karbonyon işlevinde olduğunu söylemiştik. Yani buradaki R grubu eksi yüklü. Bunu önceki videoda da görmüştük. R grubun etrafında 2 elektron olduğundan formal yükü eksi bir olur. Bu da onu iyi bir nükleofil olan bir karbanyon haline getirir. Bu durumda da nükleofilimiz elektrofile hücum eder çünkü zıt yükler birbirini çeker. Böylece mekanizmanın ilk aşamasında buradaki elektronlar oksijene doğru itilir. Bu durumda elimizde R üssü, karbona bağlı oksijen ve 3 ortaklanmamış elektron çifti kalır. Böylece formal yük eksi 1 olur. Sağ tarafta da oksijene bağlı R üssü üssü grubu var. Ortaklanmamış elektron çiftlerini de unutmayalım. Aşağı kısımda da R grubumuz var. Mekanizmanın bir sonraki aşamasında ortaklanmamış elektron çiftleri, pi bağını yani çift bağ şekillendirmek için buraya taşınacak. Karbonun 5 bağ olmayacağından bu durumda bu bağdaki elektronlar oksijene geçer. Şimdi de buradan elde edilen ürünü gösterelim. Burada karboniyi yeniden şekillendirmemiz gerekiyor. Halen karbon ile bağlı bir R üssü grubumuz var. Karbonilimize az önce R grubu eklemiş olduk. Buradaki ayrılan grup aslında alkoksit grubu yani R üssü üssü grubu eksi bir formal yükle oksijende yer alır. Bu durumda elimizde keton olduğunu söyleyebiliriz. Grignard reaktifinde molar açıdan bir fazlalık olduğu durumda da reaktif buradaki ketona hücum eder. Yani burada da Grignard reaktifinden gelen karbanyonun molar açıdan bir başka eşdeğeri, karbonil karbona önceki örneklerde olduğu gibi hücum ederek buradaki elektronları oksijene doğru iter. Neler olacağına bakmak için burada biraz yer açalım. Burada elde ettiğimiz ara ürün karbonumuza bağlı R grubu. Üst kısımda yer alan oksijenin 3 tane ortaklanmamış elektron çifti var ve formal yükü eksi 1. Öncesinde de bir tane R grubu eklemiştik. Şimdi Grignard reaktifinden gelen başka bir R grubu ekleyeceğiz. Son aşama aslında tamamen asit-baz kimyası ile ilgili. Tepkimeye H3O molekül eklememiz gerekiyor. Bu sayede alkoksitimize proton ekleyebiliriz. Burada ortaklanmamış elektron çifti bu şekilde bir proton alır ve buradaki elektronları iter. Böylece ürünümüzü elde etmiş olduk. R üssü oksijene bağlı bir karbon. Oksijen de hidrojene bağlı. İki ortaklanmamış elektron çifti de burada. Daha sonra alkolümüzü elde etmek için Grignard reaktifinden gelen 2 R grubu. Şimdi de başka bir tepkimeye bakalım. Bu örnekte de esteri fazla olan Grignard reaktifiyle tepkimeye sokarak ürün kısmında ne elde edeceğimize bakalım. Sol tarafa basit bir ester çizerek başlayabiliriz. İlk aşamada fazla oranda metil manezyum bromür eklememiz lazım. İkinci aşamada da H3 O molekülünü ekleyeceğiz. Şimdi de tepkimede nelerin gerçekleşeceğini düşünelim. Mekanizmamızda eksi yüklü karbanyonun metil grubunun buradaki karbona ekleneceğini biliyoruz. Bu grup ayrılacak ve sonra maddeler bir kez daha tepkimeye girecek. Bu durumda da başka bir metil grubu daha eklenir ve son olarak da alkolü elde etmek için moleküle proton eklenir. Yani ürün kısmını çizerken bu kısmın esterden geldiğini biliyoruz. Alkol molekülünü elde etmemiz gerektiğini de biliyoruz. Ayrıca metil grubumuz da tepkimeye iki kere girecek. Bu durumda tek yapmamız gereken bu kısma iki tane metil grubu eklemek. Bu sayede tersiyer alkol elde edebiliriz. Buradaki karbon 3 karbonla bağ kurmuş durumda. Böylece Grignard reaktiflerini ve alkol elde etmenin farklı yollarını öğrenmiş olduk.